Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Atabarı nasıl oynanır? Arkadaşlar dersimize geçmeden önce Atabarı oyununun hikayesini anlatmak isterim. Balkan Festivali düzenlenir ve bu Balkan Festivali'ne büyük önderimiz Atatürk'ün isteği üzerine Artvin ekibi katılır. Artvin ekibinin sırası geldiğinde sahneye çıkar ve oyununu oynar. O kadar coşkulu oynamıştır ki tüm salon ayakta alkışlar ve bu alkışın üzerine Artvin ekibi tekrar sahneye davet edilir. Artvin ekibi sahneye çıkıp oyunu oynadığı esnada büyük önderimiz o kadar heyecanlanmıştır ki kendisi de sahneye çıkar ve oynayan dansçılarla birlikte eşlik eder. Ve eşlik ettikten bir süre sonra da durur, mendili oynayan dansçılara verir ve şu sözü söyler. Herhalde bu Artvin barını oynayabilmek için Artvin'in temiz havasını solumak, soğuk suyundan içmek, dağında bayırında yürümek gerekir diyerek Artvin yöresi ekibinin bu oyununu alkışlar. Bunun üzerine Artvin halkında atamızın bu hareketi çok büyük değer görür. Bunun üzerine Artvin valiliği Artvin barı oyununun adını Atabarı olarak değiştirir ve yıllardan bu yana da Artvin barı Atabarı olarak dilimize dolanmıştır. Gelin bu oyunu öğrenelim. Arkadaşlar, Artvin yöresinin en önemli oyunlarından biri olan Atabarı biz iki bölümde göstereceğiz. Bir, yavaş olan figürünü, ikinci bölümde de hızlı olan figürünü göstereceğiz. Arkadaşlar, sizlerden ricam hareketleri önce evde tekrar edelim, ondan sonra müzik eşliğinde oynamaya çalışalım. Bunu diğer derslerimin de üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü gelen taleplerde veya gelen isteklerde veya eleştirilerde veya da görüşlerde hep şundan bahsediliyor. Hocam işte müziği açtığım zaman karışıyor. Arkadaşlar siz hareketi vücudunuza oturtmadan önce müziği açıp oynamaya çalışırsanız olmaz arkadaşlar. Çünkü hareket daha vücudunuza oturmamış. Hareket vücudunuza oturmadığı için müzik başladığı anda, zaten müziği başlattığınız anda müzik kontrol etme imkanınız yok. Kendi kendine devam ediyor. Siz ona uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü hareket vücuda oturmamış. Ne oluyor? Problem oluyor. O yüzden hareketi ilk önce vücudumuza oturtalım. Ondan sonra da müzikle birlikte oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar şimdi birinci bölümüne geçiyorum Atabarı'nın. Atabarı'nın birinci bölümünde ayak hareketiyle başlayacağız. Sonra da kol tuşlarını göstereceğim. Biz oyunumuzu oynarken eğer elimizi arkaya alarak oynarsak hem dengede durmuş oluruz hem de hareketimizi daha doğru bir şekilde yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi sağ ayakla başlayacağız. Normal aslında bizim düğünlerde oynadığımız benim daha önce tek ayak halay nasıl oynanır videomdaki gösterdiğim figürün bir benzeri. Yerimizde sayarak yaptığımız için biraz farklı gözüküyor. Aslında bizim halk oyunlarında kullandığımız temel hareketlerden birisi. Dolayısıyla bu hareket aslında sadece Atabarı'nın değil, diğer oynayacağımız oyunların öğrenmemizde bize kolaylık sağlayacak bir oyun. O yüzden bu şu an göstereceğimiz oyuna lütfen ehemmiyet verin. Sağ ayakla başlıyoruz arkadaşlar. Sağ ayakla 1 diye yerimize sayıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1 diye yerimize sayıyorum. Sonra 1, 2. Sağ bastım, sol bastım. Tekrar gösteriyorum. Sağ, sol. Bir şey daha ekliyorum. 1, 2, 3. Ne yaptım? Sağ bastım, sol bastım, sağ bastım. Bir şey daha ekliyorum. 1, 2, 3. Ne yaptım? 3'ü bastığımda, sağ ayağı bastığımda sol ayağı kaldı. Artvin yöresinin genel bir özelliği arkadaşlar, hareketlerinin sert ve keskin olması. Kollarda da bunu görüyoruz, ayaklarda da görüyoruz. Bu çektiğimiz ayağı arkadaşlar, parmak ucu yeri gösterecek şekilde diz kapağına kadar çekiyoruz. Neymiş? 1, 2, 3. Devamını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar, zaten figürün hemen hemen hepsi bitti. Sadece küçük parçası kaldı. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Çektiğim ayağı ne yapıyorum? Çektiğim
veya bırakıyorum, yerine geliyorum. Ondan sonra devamını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynısı arkadaşlar. Solda çektiğim adımın aynısını sağda da çekip atıyorum. Ve 6 sayıda figürü tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketimiz bu. Bu yavaş figürün ve biraz sonra göstereceğim hızlı figürün sayılarını kendi isteğinize, kendi doğaçlama oyununuza göre belirleyebilirsiniz. Şimdi bir yandan gösterelim arkadaşlar hareketimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar buna bir de kol ekleyelim. Akfin yöresinin kol tutuşları coğrafi özelliklerine benzemiştir arkadaşlar. Nasıl Trabzon yöresinde kollarımızı kaldırdığımızda oranın coğrafi özelliklerine, iklim özelliklerine, oranın yöresel özelliklerine uyuyorsa Akfin'deki kol tutuşları ve vücut biçimi oranın coğrafi özelliklerine, tarihi, kültürel özelliklerine uyuyor arkadaşlar. Şimdi kaldırdığımız kollar mesela Trabzon'da biraz daha kollarımız böyle kırıklık varken Adıyaman Artvin yöresinde kollarımız dümdüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dümdüz. Yine bu ellerimizi şakaklarımıza koyalım. Kollarımızı açalım. Arkadaşlar bu. Eğer yanımızda arkadaşlarımız varsa ellerimizi tutuyoruz bu şekilde. Veya el tutuşu veya eller tarak geçişi. Şu an yanımızda arkadaşımız olmadığı için de ellerimizi bu şekilde açıyoruz. Kollarımızın düzgünlüğünü ve keskinliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kollarımızı bu şekilde açarak oynuyoruz. Ama eğer normal bir şekilde yavaş oynamak istiyorsanız ellerinizi bu şekilde arkaya alabilirsiniz. Şu şekilde ellerinizi bere koyarak oynayabilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz? Kol tutuşumuzda gösterdiğim gibi arkadaşlar bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yandan gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar Atabar oyununun yavaş olan bölümü bu. Bir de bunun sekmelisi yani hızlı olan bölümü var. Onu göstereceğim. Sağ ayakla başlıyorum. Sağ ayakta bir tane sekme hareketi yapıyorum. Şimdi kolları yine kullanmayacağımız için kolları isterseniz arkaya veya belinize alabiliriz. Arkadaşlar rahat ediyorsanız boşta durabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Sağ ayağımda bir tane sekme yapıyorum. Bir. Arkadaşlar bir yapıyorum. Sonra sola düşüyorum. Yani bir, iki. Tekrar gösteriyorum. Bir, iki. Bundan sonra bir şey daha ekliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arkadaşlar parça parça öğrenerek tam hafızayı alarak öyle gidelim lütfen. Ben bunları hızlıca yapıyorum ama tekrar söylüyorum. Siz durdurarak tekrar ederek devam ederseniz. Arkadaşlar tekrar ediyorum da sağ ayakta başlıyorum. 1, 2, 3'e kadar yapıyoruz. 1, 2, 3. Buradan sonra küçük bir püf noktası var. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sağda zıpladım, solda zıpladım, sağda zıpladım. Sonra sol parmak ucunu buldum arkadaşlar. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Unutmayalım. Sağ bastım, sol bastım, sağ bastım, sol parmak ucu bastım. Buraya kadar bir daha yapalım. 1, 2, 1, 2. Bunu bitirdikten sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, at. Sol parmak ucunu vurduktan sonra sol ayağımızı öne doğru atacağız. Öne doğru atarken sağ ayaktaki sekmeyi unutmayın. 1, 2, 1, 2, at. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 1, 2, at. Arkadaşlar zaten çoğu bitti. Çok küçük bir bölümü kaldı. Bakın ne yapıyorum. 1, 2, 1, 2, at. Çek, at. Ne yaptım? Sağa çektim. Sağa çektikten sonra
Aklım. Çekerken de zıplama var, atarken de zıplama var. Unutma. Baştan sona kadar tekrar gösteriyorum. 1-2, 1-2, at, çek, at. Bir daha gösteriyorum. 1-2, 1-2, at, çek, at. Yandan gösteriyorum. 1-2, 1-2, at, çek, at. Son kez gösteriyorum. 1-2, 1-2, at, çek, at. Peki arka arkaya oynadığımız zaman nasıl bir şey oluyor? Örnek veriyorum, iki figür arka arkaya oynayayım. 1-2, 1-2, at, çek, at. 1-2, 1-2, at, çek, at. Peki, kolları bekliyorum ha. 1-2, 1-2, at, çek, at. 1-2, 1-2, at, çek, at. Peki buna ilk önce yavaş ekleyelim. Sonra da hızlısını ekleyelim. 1-2, 3-4, 5-6, 1-2, 3-4, 5-6, 1-2, 1-2, at, çek, at. 1-2, 1-2, at, çek, at.